Ya bu koku beni öldürecek ya. Vallahi billahi. Ha ya kurban sende şarj aleti var mıdır? He vardır. Öyle birkaç çeşit bulunduruyorum. Nasıl olsun? Ha ya şuna hele bir bak hangisi uyuyorsa ben şuna hemen bir takayım ya. Ya git işine arkadaş. İşim gücüm yok. Gece gece bir de seninle mi uğraşacağım? Allah Allah vardır dedin. Ya beni merak ederler ya. Benim bu telefonu açmam lazım. Ulan Şerif var ya bir karış toprağın olmasın be. Ya bu nasıl bir giysidir ya? Ya başım her tarafım açıkta. Bu nedir ya? Hey Allah'ım. Selam. Al bakalım. Temiz çalıştım. Korkma yüzün gözün morarmayacak. Nasıl minnettarım sana Teksoy. Nasıl anlatamam. Vallahi güzelim. Yani Gülizar'ın yerine en baştan okusaydın bu kadar canın yanmayacaktı ya. Of. Kim bilir şimdi Şerif senin için ne eziyetler planlıyordur. O benim kadar vicdanlı da değil biliyorsun. Ay hiç güleceğim yoktu vicdanlı. Vicdanlı olmak kimsiz kim be. Ulan seni... Vursana vur, vur, vur. Vur canımı mı alacaksın? Al, al canımı al. Gülizar'ı o Şerif pisliğine yem edeceğime bu hamam böceği yuvasında ölürüm daha iyi. Ama vallahi kalbimi kırıyorsun Suzan. Abla. Bir tane bile hamam böceği bulamazsın bu odada. İzmir'e ilk geldiğimde aylarca bu odada kalmıştım. Çok anılarım var burada. O yüzden kimseye laf ettirmem. Sonra ne oldu da anan yaşındaki Şerif'in koynuna transfer oldu? Para pul tatlı geldi ha? Suzan. Kendini öldürtmeye çalışıyorsun biliyorum. Ama senin canını almayacağım. Canını almayacağım Gülizar'ın yerini bana söyleyene kadar. Hem... Çok güzel oluyorsun lan sen korkunca. Ha? Korksana ha. Vallahi bak. İyi sen bilirsin. Benim için hava hoş. Ben beklerim. Ya Gülizar'ın yerini söylersin ya da burada çürür gidersin. Hadi iyi eğlenceler. Ha bu arada... Fettah'cığım elimizde zaten biliyorsun. Onunla bizzat kendim ilgileniyorum. Şu hastaneden çıksın hayırlısıyla. Sonra hop! Gülizar avucumun içinde. Fettah da sana öterdi çünkü. Yer miyim ben bu sübyan numaralarını? Ah. Ben. Ya kimse de yok hastanede. Ah ulan Fettah haline bak. Anam. Allah Allah. Neden kalktınız yataktan? Dikişleriniz açılacak. Ya vallahi hiç şaşırmam ki. Ah ben bu yaşa geldim zaten hiçbir şeyde dikiş tutturamadım ki. Ama olmaz öyle. Geçin şöyle oturun bari. Ya. Sen böyle... Koluma girersen ben dünyanın öbür ucuna da gidebilirim yani. Hı, evet tamam. Siz şimdi buradan kalkmayın. Ben size bir tekerlekli sandalye bulup geleceğim. Ya ondan önce benim şu telefona bir şarj aleti lazım. Benim çok önemli bir telefon etmem gerekiyor ya. Ha, nasıl yapalım? Benimkinde neydi? Ben zaten o kadar numarayı aklımda tutsaydım benim burada işim de. Doğru. Bir bakabilir miyim girişine? Yani, belki bulabilirim. Yani şöyle bir şey vallahi bak büyük bir sevaba girersin. Yani o kadar söylüyorum. Anladım. Çok önemli birisi aranacak. Hay. Yok yok. Sen sakın öyle bir şey zannetme yani. Eğer numaranı verirsen seni de arayabilirim. Evet tamam. Sen şimdi kalkma buradan. Ben sana şarj aleti bulup geliyorum. Tamam mı? Tabii. Tamam. Ulan Şerif'in kurşunu bünyeye girdiği dakikasında sana ulaştı yani Fettah. Ya neydi bu Serhat'ın numarası ya? Allah'ım benim buradan kurtulmam lazım ya. Benim tüymem lazım bu hastanede. Bana haber ver durumunu. Çok meraktayım. Dizin nasıl? Bu mesajı görür görmez ara. Tamam, geliyorum hemen. Bir bakın bakalım, bunun olması lazım. Vallahi olur. Allah razı olsun sana ya. Ya bir priz varsa bunu yakalım. Odanda var. Beni ameliyathaneden çağırdılar, gitmem lazım. Siz de fazla gezinmeyin ayakta. Allah Allah. Güzel. Hangi Teksoy ya? Teksoy yok mu şu Şerif'in pavyonda? He, bildim. İşte o kabak gibi görünüyor kamerada adamın boğazını sıkarken. Teksoy. He. Yapma lan. Hani şu dün gece kapının önünde ölü bulunan herif. Ha o. Görünce hemen tanıdım. Sonra ama ne yaptım? Kopyasını aldım. Kayıtları da yok ettim. Polis falan geldi, kamera bozuk dedim, gitti. Lan ne çakalsın ha. Herifin donuna kadar alırsın sen artık. O Allah'ın emri. Artık ağanın eli tutulmaz. Sen şimdi şunu al, sağlam bir yere sakla. Ne olur ne olmaz. Teksoy tehlikeli adam, üstünde durmasın. Ne zaman arayacaksın Teksoy'u? Sabah nöbetin bitince. Bana bak, gözün gibi bakacaksın ona. Tamam tamam, bakmam mı? Oğlum şu depoya bir baksana ya. Benim haplardan bulabilir misin bana? Hazır gelmişken. Ya iş açacağım başıma sen bir gün ha. Tamam sen kal, bir çay içmem lazım. Aç şuradan. Ha Serhat neredesin? Tamam hemen arabayı kap gel tamam mı? Ya hastanedeyim ben oğlum hastanedeyim. Tamam oyalanma. Ha? Ya tamam hayat memat meselesi diyorum Serhat. Bak sana bir şey diyeceğim. Gelirken yüzünü kapatacak bir şeyler al. Ya ne bileyim oğlum kepkiyi ablanın fularını al tak bir şey tamam. Tamam bak bir de bana bir pantolon getir. Tamam. Bak şimdi beni dinle bak ben sana anlatacağım tamam mı? Serhat alın mı? Ayıpsın abi. Lan oğlum. Tereyağından kıl çeker gibi. Zaten herif uçmuş haptan, burnunu kırmaya lüzum bile kalmadan güzel güzel verdi. Ya oğlum vallahi sana helal olsun ya. Ya oğlum bu kamuflaj falan bak seni bu kalemun görse kıskanır. Sen böyle hasta ayakları bir şeyler ya. Gerçekçinsiniz abi biz. Belli gördük. Vallahi şimdi yaktım ciğerini senin Teksoy. O halkayı senin burnuna geçirdim. Hadi biraz bas Serhat ya. Bu ne? Tamam hadi. Hadi. Ya imansız Serhat. Ameliyatlıyım ya. Sallama şu arabayı. Suzan ablaların evine doğru çek. Benim Gülizar'ı görmem lazım. Ne oldu ki? Gülizar'ı ne yapacaksın abi bu saatte? Neler olmadı ki neler. Seni kim vurdu seni? Sen onu anlat hele. Flash diskin içinde ne var? Ne oluyor abi? Bak olaylar şöyle gelişti. Ben onların eve gittiğinde battaniyeye sarılmış ceset buldum. Ne? Ya kafanı çevirme Serhat. Şaşıracaksın önüne bak şaşır. Hey Allah'ım sallama arabayı. Cesedi bulduğum zaman ceset değildi ama adam yaşıyordu. Ne cesedi abi? Oğlum dur. Aldık biz battaniyeyi Suzan abla, ben, Gülizar evden çıkardık. Tamam ben arabayı zaten kapıya çekmiştim. Arabanın bagajına tıktık biz. Sonra çıktık yola. Tamam Serhat arabaya çarpacaksın Serhat. Ya vallahi dikişlerim patladı ya. Yürümüş bal.